Sinop'ta bir grup üniversite öğrencisi ilmek ilmek mutluluk adını verdikleri kampanya kapsamında ördükleri atkı ve bereleri Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki köy okullarında öğrenim gören çocuklara gönderecek. Sinop Üniversitesi Ayancık Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğretim görevlisi Özlem Zoroğlu'nun başlattığı köy okullarındaki çocuklara atkı ve bere örme kampanyasına destek amacıyla yaklaşık 130 üniversite öğrencisi bir araya geldi. Ders dışındaki saatlerde kantin ve okul koridorlarında çocukların üşümemesi için harçlıklarıyla aldıkları günlerle bere ve atkı öğren kız öğrenciler kampanyaya da İlmek İlmek Mutluluk ismini verdi. Bu fikirle bize geldiğinde arkadaşlarla çok heyecanlandık. Bu yola bir kere zaten fikir yürüterek adım attık. Buradaki asıl amacımız Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki çocukların yüreklerine dokunmak, onların o minicik ellerini ısıtmak, onların yüreklerine değmekti amacım. Bu örgü projesi bizim için en verimli geçendi. Hem çocuklara değindik hem de kendimize değindik biz. Biz bir ilmek atmayı bilmezken tüm arkadaşlarımızla birlikte sora sora ayrıyeten sosyalleşerek biz bu projeyi başlattık. Tamam çocukların gönül bağını kurduk ama biz kendi içimize de gönül bağı kurduk. Çünkü farklı şehirlerden geliyoruz ve birbirimizde hiçbir şeyimiz yoktu. Hani bir bağımız, bileyim bir sohbetimiz, bir yerde oturup bir kahve içerken bir sohbetimiz olmazken hani şu nasıl yapılıyordu, bu model bundan nasıl çıkar gibisinden oturup konuştuğumuz zaman bir baktık ki insanın içine değindik ve o insanın gerçekten bize yakın olduğunu hissedip onunla daha çok yakınlaşmamızı sağladı. Kampanyanın ismini öğrencilerinin koyduğunu anlatan Zoroğlu, atkı ve belirlerin tamamlanmasının ardından bunları köy okullarındaki çocuklara göndereceklerini belirtti. Kaç tane yün firmasıyla görüşmeye çalıştım. Yalnız çok kişiye sponsor oldukları için bize sponsor olmadılar. Tabii bu beni ilk etapta bir üzmüştü. Sonra öğrencilerle paylaştığımda hocam biz kendimiz alalım. Yani hani ben onlara yük olmak istemediğim için öyle bir şey söylememiştim. Biz kendimiz alalım, kendimiz aldığımızı örelim dediler. Yapabilir miyiz? Yaparız. Öyle başladık. Herkesten bir tane istedim. Bunlar iki oldu, üç oldu. Böyle bilmeyenler yeniden örgü örmeyi öğrendi. Bilenler bilmeyenlere öğretti. Birçok kanalda bunları takip ettiler. Bu şekilde başladı. Yine onların isim anneliği, isim babalığı yaptığı İlmek İlmek Mutluluk diye bir sloganımız var. Çünkü o kadar ilmekle başladılar ki tek tek yeni yeni böyle bir şeyi uygun gördüler. Anneleri de onlar olsun istediğim için İlmek İlmek Mutluluk dedik biz.